Arkadaşlar, nasıl bölme yaparsanız yapın, kesinlikle anayı gözünüzle görün arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tarih 24 Mart 2023 günlerden Cuma arkadaşlar. Saat 15.30 suları. 21 derece sıcaklık var arkadaşlar. Arımız gayet güzel çalışıyor. Etrafta arının nektar bulabileceği çok bitki var. Evet arkadaşlar, geçen gün bir bölme yapmıştık. Yine bugün de bir bölme yapacağız. Geçen gün bölmeyi, yani yerinde bölme yapıyoruz. Bugün de yerinde bölme yapacağız. Geçen gün anayı esas kovandan alarak uzaklaştırmıştık. Şu anda bu kovanı böleceğiz arkadaşlar. Bu seferki bölmemizde anayı almayacağız. Ana esas kovanda kalacak. Buradan ana yaptırmak için günlük yumurtalı, larvalı ve bir de kapalı yavrulu petek olacak şekilde 3 petek alacağız. Evet, bu arı kaç çıta? Dün ben buna bir petek verdim. Evet, dün arkadaşlar ayın 23'ünde bu arı 10. peteğini almış. Arkadaşlar, bugüne kadar kovanlar dalak yapmadan kesinlikle petek vermedik arkadaşlar. Bizim çalışma yöntemimiz bu zaten. Yani ne diyorduk? Sıkışık arı, sağlıklı arı. Arının sıkışık olabilmesi için de arı istemeden petek vermememiz lazım. Yani arı dalağını yapacak, biz peteğimizi ondan sonra vereceğiz. Evet, çalışma sistemimiz bu. Gün 10. peteğini vermişim. Evet, dün verdiğimiz petek arkadaşlar. Dün verdim bunu. Hemen ışıldatmış. Demek ki yani dün şurup buna vermedik. Dün şurup buna vermedik çünkü yemlik koyacak yer yoktu arkadaşlar. Katta koymayınca, şöyle söyleyeyim, dün kuru petek olarak verildi bu petek. Işıltıyı görüyorsunuz. Demek evet. Ki doğadan bal geliyor arkadaşlar. Boşluk oluşsun diye şuraya alıyorum. Arkadaşlar, nasıl bölme yaparsanız yapın, kesinlikle anayı gözünüzle görün arkadaşlar. Evet. 8. çerçevede de yavruya geçmemiş. Ama doğa iştahlı olduğu için arı 10. peteğini bizden istedi. Bakalım. 8'den itibaren yavru başlayacak. Ve ben kalan 8 çerçevenin tamamında yavru olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu çerçeve günlük yumurtalı. Tamamen günlük yumurtayla dolu. Bal akımı güzel. Yani bal akımı güzel olmasa bizim verdiğimiz şurubun arkadaşlar 2 güne bir 250 gram şekerden oluşan şurup bu kovan için hiçbir şey ifade etmez. Yani arı dışarıdan demek ki buluyor. Evet. Bir bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu alacağım, bir günlük yumurtalı petek. Evet. Burada kenarlarda günlük yumurtalar var. Bu peteği de alıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle. Bir de çıkmaya başlamış kapalı yavrulu çerçeve alacağım oraya. Evet. Şu mesela. Bu çerçeve orası için uygun arkadaşlar. Çünkü kapalı yavru doğumlar gerçekleşiyor. Yani tarlacı geri döndüğünde ekibin hemen tamamlanması lazım. Üzerinde stok da var. Şimdi uzaklaştıracağınız kovanda bal kesinlikle olmalı çerçeve üzerinde. O da var.
Onu da koyuyorum. Şu anda bölmemiz tamam arkadaşlar. Fakat bunun yanına tarlacı çırpacağız. Fakat öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Bu üç çerçevede anayı göremedik. Muhtemelen bu üç çerçevede ana yok. Fakat emin olmak zorundayız arkadaşlar. Anayı gözümüzle görmek zorundayız. Yani gözden kaçırıp anayı orada götürebilirim. Onun için anayı bulmam lazım. Hem kovan kontrolü yapacağım hem de anayı burada bulmaya çalışacağım. Çünkü oraya ben işçarı çırpacağım. Anayı bir ayırmam lazım önce. Maşallah maşallah. Doğmuş yeniden. Yavru yapmış. Larvaya dönmüş. Kraliçe neredesin? Evet, burada günlük de var bu yüzden. Aha burada. Bak görüyor musun? Gözden kaçıra yazdık. Evet. Kraliçe burada arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Arkadaşlar şimdi kraliçeyi hemen yan tarafa alıyorum. Şu anda bu kovana istediğim gibi işçi arı takviyesi yaparım arkadaşlar. Çünkü anayı ne yaptım? Ayırdım. Yani anayı kaçırma şansımız yok. Şu şekilde. Bir. İki. Arkadaşlar nasıl gayet bal güzel bal geliyor, ya. Dökülüyor. Gayet güzel bal geliyor. Evet. Şu şekilde onu kapatalım. Evet arkadaşlar, buradan tarlacı illaki geriye dönecek fakat ekstra iki çerçeve çırptık. Yani dönen tarlacının açığını işçi arılar karşılayacak. Yani burada önemli olan tarlacı dönecek de yani yavrunun korunması arkadaşlar. Yani iki çıta oraya çırpmamın sebebi oradaki yavrunun korunması. Şimdi bakalım hemen şunları da indireyim şu çırptığımız çerçevelerin üzerine. Bu en dıştaydı, bunda yavru yoktu. Kraliçe buradaydı. Evet. Kraliçeyi koyduk. Evet arkadaşlar. Bakalım. Arımızın duvar çerçevesi yavrulu mu? Eğer yavrulu değilse bal ve polen blokesi olması lazım. Yani yavrulu değilse bal ve polen blokesi olması lazım. Yoksa birinci çerçevede de yavru olacak. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi bu iki numaralı çerçeve. Evet, polen tuzaklarının açılması lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi polen blokesi yapmaya başlamış. Bakalım. Evet arkadaşlar, birinci çerçevede yavru yok ama söylediğim gibi bal ve polen blokesi var. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu çerçeveyi, gıda önemli. Bu çerçeveyi, burada şimdi tarlacı geri dönecek ya, bu çerçeveyi de buraya koyuyorum. Onu da koydum. Şimdi son koyduğumuz çerçevenin üzerinde arı eksilse önemli değil. Sadece bal ve polen var. Ama yavrular açıkta kalmamalı. Evet, şimdi bu arı
ne yaptı? 2, 4, 6 çıta kaldı arkadaşlar. Yine 2-3 gün içerisinde dalak yapacaktır. Ana burada. Hemen buna açmışken bir de şurubunu dökelim. Evet arkadaşlar, bu arı, bu bölme işlemi yapılmasaydı bu arıya kat atılması gerekiyordu. Yani 2 gün içerisinde bu arıya kat atmamız gerekiyordu. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar kovanın dolmasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, önceki bölmeyle bunun arasındaki bir fark daha var. Daha önceki yaptığımız kovanda anasız kalan kısım çok güçlü kaldı arkadaşlar. Yani orada ana üretimi çok fazla olacak. Fakat buraya yavrulu 3 çerçeve aldık. Bir de ballı polenli petek aldık. 2 çerçevede ekstra silktik. Tarlacısı geri dönecek. Yani bu bölmenin oluşturacağı yüksük sayısı 2 gün önce yaptığımız bölme kadar çok değil. Çünkü önceki bölme anayı aldığımız için o kovan, tarlacı da geriye döndüğü için o kovan çok güçlü kaldı. Ama bu bölme tarlacısı geriye dönecek. Bize yine de bir 8-10 tane yüksük yapar arkadaşlar. Evet, yine bu yıl arkadaşlar dallardan biz çok oğul toplayacağız. Durum onu gösteriyor. Yani çok oğul toplayacağız ama yine ben bölerek, ana yetiştirerek biz bu işe yetişemeyeceğiz. Bu belli oldu. Fakat yine kısmen belli bir miktar ana yetiştirip bazı kovanları kendi yetiştirdiğim analarla analandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerimiz bugün için bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.